Yeni hayat devam ediyor. Peki bu damar tıkanıklığında geçici şuur kaybının nedeni nedir? Şöyle, şimdi boynumuzda pıhtı var diye düşünelim. Evet. Allah korusun. Mesela benim de boynumda 1.2 milimlik kalsifik plağım var. Yaşlandığımız zaman plaklaşmamamız, plak eğilimine girmememiz mümkün değil. Hele benim gibi genetiğinizde bile insülin direnci varsa. Ama bende kopma ihtimali olan bir plak yok. Ama bu plağı ben kendi haline bırakırsam, Allah korusun sigara içsem, içsem evet. Çok fazla triglisem. Ne demiştiniz? Kararsız plak mı demiştiniz? Kararsız plak. Bu plak büyümeye devam eder. Ben sigara içersem, trigliseritimi yüksek bırakırsam, benim son trigliserit rakamım 80 civarında çok şükür. İnsülin rakamım yüksek olursa, beşim üstünde olursa, tansiyonum olursa benim, kilom olursa benim. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu plak kaçak inşaat şeklinde yapılmaya devam eder, büyümeye devam eder. Ve bu kalsifik plak yumuşak mix plağı, yani fibroz plak, kalsifik plak olmaktan çıkıp yağlı plağa dönüşür. Bunun adı tıbbi ismi. Literatürde unstable plak, kararsız plak. Kararsız. Ne halt edeceği belli değil. Kopma ihtimali her zaman var. Oradan kopup beyne gittiği zaman o plak, plağın büyüklüğüne göre ya bir caddeyi tıkar ya bir ara sokağa tıkar. Caddeyi tıkarsa işiniz zor, felç olursunuz. Ya kolunuz bacağınız tutmaz hale gelir, konuşamaz hale gelirsiniz ya da daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Buna iskemik felç diyoruz. Damarın emboliliği, damardan kopan plak dediğinde beyin damarının emboliliği sonra da pıhtı atmış diyoruz pıhtı ya çok atmış. Bu ara konuşuyoruz. Evet, işte o pıhtı mi? Plak parçasının adı plak pıhtıdır. Pıhtı olarak pıhtıdır. Geçiyor. Doğru, o atan duyuyor. Pıhtı tıkadığı zaman büyük bir pıhtı ise eritemezse onu vücut kendisi tıkadığı caddenin büyüklüğüne göre oradaki trafik alt üst olur ve orası kurur. Siz ona göre bir şey kaybedersiniz. Plak küçükse vücut kendi onu eritebilir. Geçici olarak böyle konuşurken ağzınız falan biraz eğilir, evet, kelimeleri şaşırırsınız, gözünüz kayar, bayılıyormuş gibi olursunuz falan, kendinize gelirsiniz. Bunun adı tıpta geçici iskemik atak, transient iskemik ataktır. Bu gelecekte olacak olan bir büyük pıhtı parçacığının, felç ihtimalinin ilk işaretlerinden biridir. Evet. Ama çoğu zaman da vücudunuz sizin hiç haberiniz olmadan bunları önemli ölçüde küçültür ya da oradan kopan plaklar, bir rap diye büyüklüğünde olmaz da, toplu iğnenin başı kadar bile olmaz da, toplu iğnenin ucu kadar olur, küçücük. Ama o ucu kadar giden küçük küçük parçalar, ara sokakları değil ama sık çıkmaz sokakları tıkayacak olursa, mahalle aralarındaki, siz hiç farkına varmazsınız ama o bembeyaz olan cevheriniz beyninizdeki bir süre sonra tık 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 kararmaya başlar. Siyah, 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 siyah noktalar. Ve bir süre sonra beyninizin, basitçe anlatsın diye bu şekilde anlatıyorum. Tabii. Bilişsel alanı azalır. Yani beyninizde 1000 tane portakal bahçesi varken biliş için size lazım olan her ay 1 tane portakal bahçesi gitse ne olacak hocam? Bu 1 yılda 12, 10 yılda 120, 50 yılda veya 30 yılda 500 tane değişsin. 5000 portakal bahçenizde portakal açıyor ki 1000 tane varsa 500'ü gitti mi bilişsel fonksiyonlarınız yarıya indi. Yani 60'a geldiği zaman fena değil, ufak tefek unutmalar. 70'e geldiği zaman torunun adını unutursunuz. 80'e gelince çocuğun adını unutursunuz. 90'a gelince kendi adınızı unutmaya başlarsınız. İşte damar sertliğinin sonuçlarından birisi de vasküler demans, yani bunama. Yani kalbinizin kalp krizine girmemesini, kalp yetmezliğine girmemesini, kalp aritmisine girmemesini, aniden durmamasını istiyorsanız damar sertliği, aterosklerotik kalp hastalığı ile mücadele etmek istiyorsanız damarlarınızı koruyacaksınız. Beyninizin demansa bulamaya girmesini veya felç olmamayı düşünüyorsanız, gözünüzün size hizmet etmesini düşünüyorsanız. Çünkü bütün mesele kanlanamamaktan kaynaklanıyor. Cildiniz iyi kanlanmadığı zaman buruşuyor. Sigara niye cilt kırıştırıyor biliyor musunuz? Benim? Neden? Damarları büzüyor. Neresi buruşuyor sigara içenlerin? En çok sigara dumanı burayı etkiliyor. Buradaki damarlar büzüşüyor. Sigara içenlerin onun için burası büzüşüyor. Neden? Sigara içindeki nikotin nedeniyle damarı büzüyor. Büzdüğü damar nedeniyle de doku beslenmesini bozunca doku büzüşüp kalıyor. Dolayısıyla bütün mesele hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Tabii ki kader var. Kadere inancımız sonsuz ve sınırsız. Bizimle ilgili netice kararlarını Rabbimiz veriyor. Ama Rabbimiz bize doğarken çok daimi bir şey veriyor.
ne veriyor? Akıl veriyor. Evet. Bilim, tabii. Akıl birleştiği zaman dünyayı yönetin diyor. Başka bir toplantıda konuşacağız. Epigenetik beslenme diye yeni bir kavram çıktı karşımıza. Yani inanılmaz bir şey. Yani evet. Bazı besinlerdeki bazı besinler, maddeler, moleküller, eczanelerde satılan ilaçlardan çok daha önemli yaşlanma önleyicisi. Çilekteki fisetin, evet, elmadaki bunlar? Kuversetin, zerdeçaldaki kurkumin, yeşilçaydaki kateşin, ne bileyim yediğimiz fesleğindeki, ne bileyim teredeki, raventteki, nanedeki, kekikteki, rozmarinik asit, ilaç yaşlanmayı önlüyor. Bunlardan yarın bir gün bu ilaçları karşımızda gördüğümüz zaman hiç şaşırmayacağız. Hani bir başka programda konuştuk zayıflama. Evet. Nereden çıktı zayıflama neler? Vücudundaki senin tokluk sağlayan maddeyi evet. Aldılar dışarıda ürettiler. Bir sana verdiler. Getirdiler. Evet ama o aslında doğal bir madde. Peki o doğal maddeyi sen kendin vücudunda üretebilir misin? Onun da sırrını çözmeye başladılar. Evet. Bağırsaktaki bazı bakterilerin bugünün en önemli haberlerinden birisi olsun. Buyurun. Bağırsaktaki bazı bakterilerin, yani probiyotik bakterilerin bazılarının GLP-1 yaptığını biliyoruz. GLP-1 üretimini arttırdığını biliyoruz. Peki o bakterilerde ben çuvalla yesem bir zarar olur mu? Niye olsun? Faydası olur mu? Evet, GLP-1 ürettirebilirsem ben onlara. Evet. Ben bu zayıflama ünlerini kullanmaktan kurtulurum. Hem param gitmez, hem gitmez. Sağlığım, hem de sağlığım tehdit gitmez, olmaz, hem de yan etki olmaz. Nedir dolayısıyla bu, biz doğayı keşfettikçe, biz aklımızı, bilimi, bize Allah'ın verdiği en büyük emanettir akıl. İnsan beyninin diğer canlılarda ayrılan temel özelliği geçmişle gelecek merakıdır. Geçmişe kaygılanmadan, geleceğe korkmadan baktığınız zaman hayatı ileri doğru taşırsınız. Hiçbir zaman bir başka canlı, memeli canlı, evinizdeki inek, evinizdeki tavuk, evinizdeki köpek yarın yiyeceğim diye şunu şuraya koymaz. Tok olursa yemez, yer durur. Ama bir yere saklamayı, stoklamayı düşünmez. Stoklama yeteneği, yarın düşünme yeteneği ya da yarın daha iyi bir şey bulma yeteneği, araştırma yeteneği sadece Rabbimiz tarafından bize bağışlanmış bir yetenek. Ve bu yeteneği biz iyi yönde kullandığımız sürece önümüz daha çok açık. Kök hücreyi keşfettik. Bitmedi. Kök hücreyi keşfettik. İçindeki eksozom dediğimiz kök hücrenin dışarı salıp birbirleriyle haberleştiğini, haberleşme sistematiği kurduğunu öğrendik. Aslında kök hücrenin bir uçak gemisi olduğunu, bu uçak gemisinin içerisinde üzerindeki robotların ya da İHA'ların, SİHA'ların ya da uçakların egzozomlar olduğunu öğrendik. Evet, o egzozomların, evet, o egzozomların kimisinin cilt tamirinde, saç tamirinde, kimisinin kalp tamirinde, diz tamirinde, kimisinin romatizmal hastalıkların tamirinde, ortopedik tamirlerde, kimisinin kanser tamirinde. Hatta ben size bir şey söyleyeyim, şaşırmayın. Yakın bir gelecekte egzozom soluyarak kronik obstrüktif akciğer hastalığını, yani tıkayıcı akciğer hastalığını tedavi etmeye başlarlarsa hiç şaşırmayın. Osman Hoca bunu 5 sene önce söyledi derseniz ben o zaman sevinirim. Söylemek istediğim şey şu. Bizim kendi vücudumuza göstereceğimiz saygı, ihtimam, dikkat, sağlık okuyur yazarı olma sürecimiz ve yoğunluğumuzla paraleldir. Para kazanmak kadar sağlık bilgisi kazanmayı da hedeflemek zorundayız. Çünkü yeni hayat bir zenginimizin de söylediği gibi bizi isteseniz de istemeseniz de 70, 80, 90 yaşatacak. Ama bu süreyi bunayarak geçirmek mi istiyoruz? Yoksa cin gibi mi? Toparlayarak mı geçirmek istiyoruz? Yoksa hoplayarak, zıplayarak mı? Yorgunlukla yatakta mı geçirmek istiyoruz? Yoksa dans ederek mi? Biz karar vereceğiz. Yani hayatımız bizim elimizde. Nereye kadar? Rabbim vereceği karara kadar. O karar verdikten sonra zaten gerisi hikaye. Ama o kararı hızlandırmak, yani göklerden gelen bir karar var. Ama o karar, o kararın da üstünde bir karar verici var. O göklerden gelen kararı aklımızla biz karar vericiye karışmadan yönlendirebiliyoruz. Evet, yani kader mutlaktır. Tabii. Ama akıl da bize Rabbimizin en büyük ihsanı, bunu unutmayın.